Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki son testi yani test altının çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 168 ve 169'u çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda bir daire böyle çapı boyunca kesilmiş iki eş yarım daire elde edilmiş ve şu şekilde konulmuş. Bu şekilde konulduğunda da Şöyle bir şey verilmiş. Burası k, burası 2k, burası da 2k şeklinde verilmiş. Peki yazalım k, 2k ve 2k şeklinde verilmiş. Zaten e, burada sadece k ve 2k verilmiş olsaydı bile yeterdi. Çünkü bunun yarıçapı 3k ya, burası da 3k olması için buraya da 2k kaldı diyebilirdik. Neyse devam edelim. O zaman bunun yarıçapı 3k, burası da 3k, burası da 3k yaptı. Şimdi bize ne verilmiş? K ile C arasındaki en kısa uzaklık verilmiş. K ile C arasındaki en kısa uzaklık hop şurası. Burası da 4 kök 6 olarak verilmiş. E hocam burası 4 kök 6 ya şunu şöyle çizersek burası da 4 kök 6 olur. Niye? Çünkü arkadaşlar en etkili silahımız yarı çap. Al sana yarıçap, Al sana yarıçap çizince. Hocam bu da yarıçap 3K. Bu da yarıçap 3K. E burası o zaman ikizkenar kenar çıktı. Burası alfayken burası alfa. Alfa ise gördüğü yay. Alfa alfa ise gördüğü yay alfa çıktı. Aa ne oldu burada? Bu yaylar eşit oldu. Şimdi şunları sileyim kafa karışmasın. Bak şimdi. Burası alfa ya. Şimdi bunlar eş şemberler. E, Eş yarım daireler daha doğrusu eşit girişlerin ayılttığı yaylar birbirine eşitti. Hocam bu yaylar eşitse o zaman ben buradan şunu da çizecek olursam böyle. O zaman yaylar eşitse buradaki kirişler de birbirine eşittir. Yani burası da dört kök altı yapar mı? Yapar. Hemen dört kök altıya buraya da yazalım. Dur şunu sileyim. Şöyle. Tamam. Dört kök altıya şuraya da yazalım. E o zaman şurada bir ikiz kenarlık çıktı hocam. ikizkenarlık var. İkiz kenarda tabanla mevcut tabanın ait yükseklik çizsem iki eş parçaya bölecek. Yani yukarıda göstereyim onu. Şöyle bir şey çizdiğim zaman burası K bölü 2 K bölü 2 mi olacak K olduğundan dolayı. Evet K bölü 2'ye K bölü 2 diye iki eş parçaya böldü. İkiz kenardan dolayı. Peki yukarıda onu göstereyim şimdi. Ben buranın ne olduğunu biliyorum. K bölü 2 olduğunu biliyorum. Ve şurası 3K 3K tamamının 6K olduğunu biliyorum. Şurası da 6K. Peki bir yarım çemberde çapa dik çizilmişse ne tavsiyesinde bulunmuştum? Zaten burasını bize 2 4 kök, kök altı olarak vermiş. Hop şu çapı gören çevre açı 90 derece oluşturun demiştik. Burası 4 kök altı ya dikten dik çizildi öklet. 4 kök altının karesi k bölü 2 çarpı tamamı. Yani yazalım 4 kök altının karesi eşittir k bölü 2 çarpı tamamı 6k yaptı. E o zaman bu ne yaptı? 16 çarpı 6'dan 96 eşittir. Ondan sonra bölü 2'ler gitti. 3 k kare yaptı. O zaman bunu 3'e böldüğüm zaman kaç yapıyor? 32 yapıyor. Değil mi? 32 yapıyor. K kare eşittir. 32 ise k'yı da buradan ne buluruz? Kök 32. Yani 4 kök 2 olarak buluruz. Evet k 4 kök 2 çıktı. Bizden ad uzunluğu isteniyor. E hocam 3 k burası. 3 k burası. 6 k e, bir de burada ne var? 5 k daha var. Çünkü şuradan itibaren sayacağız. Burası 5 k yapıyor. 11 k yaptı. Bizden 11K isteniyor. AD uzunluğu 11K. Yani 11 çarpı 4 kök 2 isteniyor. O da 44 kök 2 çıkar. Evet cevap böylelikle edrebit oldu. Gerçekten güzel bir soru. Bir tık zor bir soru değil mi? Ama son testte de yakışsın şöyle bir. Çünkü çemberle ilgili çok eskiden çok zor sorular soruyorlardı. Şimdi biraz kolaylaştırdılar. Zora doğru giderler diye korkuyorum. O yüzden böyle sorularda kitabımda sordum haberin olsun. Evet birinci soru edrebit oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi yayların eşitliğini vermiş. Bana bu yayların eşitliğini kullanmalıyım. Ben şöyle en güzellik çizim yarı çapı da çizecek olursam eğer. E hocam bu yaylar eşitse gördüğü açılar da birbirine eşittir. Yani şurası alfa iken burası alfaya Alfa merkez açıdan burası da alfa çıktı. E burada bir açı ortaylık çıktı mı çıktı. Şimdi başka bir şey verilmiş mi bana verilmiş. Burası k iken ck uzunluğu 7k verilmiş. Yazalım kdk dersem burası 7k verilmiş. Ve D O uzunluğu da 2 verilmiş. Şimdi açı ortay var bu üçgende. Hocam 1'e 7 oran var. 1'e 7 orandan dolayı burası da 7 katı olmaz mı? 1'e 7. 1'e 7. 14 olmak zorunda. E sonra ne yapacağız burada? 14'ten dolayı K'yı da bulabiliriz. Hadi bulalım bakalım K'yı. 14'ün karesi eşittir. 2'nin karesi artı 8K'nın karesinden dolayı. Burası 14. 196'tan 4 çıktı. 190, 192 yapıyor. 192 eşittir. 64K kare yaptı burada. E buradan da k kare 3'e mi eşit oldu? Evet k kare 3 ise k'yı da kök 3 olarak bulduk. Eyvallah. Şimdi benim 60'ı kullanmam lazım. Bak yarı çap uzunluğunu bulduk 14. Hocam burası da 14 ya. E burada biz bir dik çizebiliriz şöyle. Şöyle dik çizecek olursak. Hocam 90'ın karşı 14 ise 30'un karşısı 7 yapar. E burası da 7 kök 3 yapar. Benden ne isteniyor? Şu uzunluk Fatma Kara uzunluğu isteniyor. Bak şu 4 kere dikkat eder misin? Bak 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 bak, bak. dikkat et. Şu dörtgene dikkat edersiniz. Hatta bu dörtgen bir yamuk değil mi arkadaşım? Evet. Bir yamukta şu K'yı da bulduk zaten köküç diye. Şöyle bir dik yamuk var karşımızda. Hatta dik yamuğu istersen şuraya çizeyim. Şöyle bir dik yamuk var karşımızda. Hocam burası köküç. Burası 7 köküç. Burası 9 toplam şu uzunluk ve benden x isteniyor. E ne yaparız? Dikdörtgen oluştururuz şöyle. 90 derece 90 derece olduğundan. 9'sa 9 ise 9 köküç ise köküç. Buraya 6 köküç kaldı. Ve burada pisagor bağıntısını yaparız. Hocam x kare 9'un karesi artı 6 kök üçün karesi. Kısa yoldan yapalım. Kısa yolumuzda burası 3'ün 3 katı. Burası da 3'ün 2 kök 3 katı. O zaman x de 3'ün kare küçüğünde. Diğerlerinin karesi olmaz mıydı? 9 artı 2 kök 3'ün karesi de ne yapıyor? 12 yapıyor. Yani kaç yaptı o zaman? x 3 kök 21 yapar. Evet cevabımız böylelikle c çıktı. ikinci soruda. Güzel bir soruydu bu da. Geldik üçüncü soruya. Şimdi iki çemberin birbirine teğet olmasını kullanacağız. Normalde çemberler birbirine teğet olduğu zaman merkezleri birleştiriyoruz. Ama merkez nerede bilmiyoruz. O yüzden çemberde açıdaki özellikleri kullanabiliriz. Çemberde açıda iki çember birbirine teğet olduğu zaman ne yapıyoruz? Uzunlukla alakalı hiçbir şey yapamıyorum. Ne yapıyoruz? Ortak teğeti çiziyorduk şöyle. Ortak teğeti çizdiğimizde teğet teğet uzunlukları birbirine eşit. Bu teğet bu teğet uzunlukları da birbirine eşit. Aa muhteşem üçlü çıktı burada. Burası kaç derecedir? 90 derecedir. E hocam burası da 90 o zaman. Bak 90 derece var. Burada bu çevre açı. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. O zaman çapımız burası yaptı. E bu da çapsa merkez burada ya. Merkezden yani teğet noktasına gelmiş. A ve B noktaları teğet noktası diyor. Merkez teğet çektikten burası 90 derece oldu. Bak burada ne çıktı artık? Burada bir dikten dik çizilmiş oldu. Öklit bağıntısı çıktı. Yani x'in karesi 3 çarpı 6'ya eşittir. Yani x buradan kök 18 eşittir. Hani 9 çarpı 2 ya 9 dışarıya 3 diye çıkar. Cevap böylelikle üç kök olarak buluruz. Evet üçüncü soru böylelikle Balıkesir çıkar. Geldik dördüncü soruya. Şimdi dördüncü soruda arkadaşlar bir eksik parça var. Onu söyleyeyim. Kusura bakmayın. Valla çok üzülüyorum böyle bir durum olunca. Bu da kitaptaki üçüncü hata diyebiliriz herhalde. Ee, kusura bakmayın böyle dakikanızı çaldım. Şurası 21 iken bir daha soruyu yapar mısın? Çok özür dileyecekten söylüyorum ama... Bu verilen emeklerin karşılığında bana çok fazla kızmadığınızı da biliyorum. Eee... Ama bazen böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Evet burası 21 olsun tamam mı? Soruyu ona göre çözün. Yani ben burada şunu ekleyeceğim. İşte E, T, D, noktası ve B, D eşittir 21 birim olduğuna göre X kaçtır diye soruluyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylenmiş bir de. AB3 verilmiş burası X. Yayın 1 bölü 4'ü çukurun içinde. Bu yayın 1 bölü 4'ü demek arkadaşlar şurası ne demek? Hop 90 derece demek değil midir? 360 derecenin dörtte biri. 90 derece. O zaman bu yayı gören açı şöyle bir 90 derece midir? Evet 90 derecedir. E şimdi ne yapacağız? 21'i kullanacağız arkadaşlar. 21'i nasıl kullanacağız? Vallahi burada merkez var. Teğet var. Çek dik yapabiliriz. Sonra 90 derece de var. E burada dik yamuk da var. İsa şöyle bir dik üçgen oluşturası geliyor değil mi? Şöyle bir dik üçgeni oluşturduk. Oluşturunca 3 ise burası nedir? 3'tür. E hocam burada da bir dik yamuk var. E bu zaman burada da bir dik üçgen oluştur. E bu da yarıçap, bu da yarıçap. Şöyle bir şey yapacak olursak arkadaşlar alfa ya dalalım. Da 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta. Ha bu arada bu dikmeleri ben içeride yaptım ama sen belki dışarıda da yapabilirdin. Şöyle 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 şöyle. Şu dik ve şu dikin eşliğini de düşünebilirdiniz arkadaşım. Ama burada genelde içeriden yapmak daha e, sizin aklınıza geleceği için ben de içeriden yapıyorum. Hocam alfa daldım. Beta 90 sa burası da alfa oldu. Alfa 90 sa burası da beta oldu. Yani bu üçgenle buradaki üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler R olduğundan dolayı eş üçgen oldu. Madem eş üçgen eşliği kullanalım burada. E, şuraya ben bir A desem. Şu 21'i de kullanacağım değil mi? Şimdi R'yi mi kullansam şurada? Evet R'yi kullanayım ya istersen. Bak şimdi bunun tamamı ne? Bunun tamamı R. Hocam 3'ü buradaysa şuraya ne kaldı? R-3 kaldı değil mi? Evet şuraya şöyle gösteriyorum. R-3 kaldı. Madem bu üçgenle bu üçgen eş üçgen. Burada beta'nın karşısı R-3 ise burada da beta'nın karşısı R-3 olmaz mı? Evet. Burası da R-3 oldu. E ondan sonra bak burası R-3. Tamam 21 demiştik. 21'den R-3'ü çıkartırsam burası çıkmaz mı? Çıkar. Yani 21 eksi R-3 ama tamamını çıkartıyorsun. Dikkat. 21 eksi R artı 3 yapar. Yani burası 24 eksi R yapar. Evet buraya ne kaldı o zaman? 24 eksi R kaldı. Bak burada bir dik üçgen çıktı. O dik üçgeni şurada göstereyim sana. Şuradaki dik üçgende şurası R. Burası R eksi 3. Şurası burası da 24 eksi R değil mi? Evet. Şimdi burada işlem yapacağız. Arkadaşlar normalde R kare eşittir. R eksi 3'ü karesi artı 24 eksi R'nin karesi deyip işlem işlem işlemle R'ye ulaşırız. A ben hissedeceğim. Ya hipotenüsle arasında 3 fark olan. Ya 3 4 5'in 3 katı olabilir mesela. Hani 3'er artı ardışık olan üçgen neydi? 3 4 5'in 3 katı. Yani 9 12 15 üçgeni mi diye düşünüyorum. Acaba buraya ben 15 koyarsam. Burası 12 oldu. Ee, R yerine 15 koyduğumuzda burası 9 çıktı mı çıktı. Evet o zaman R buradan 15 oldu. Ama benden ne isteniyor arkadaşlar? X isteniyor. Tamam R'yi 15 bulduk. Yerine yazalım. Hocam burası 15. Burası da 15. E, ondan sonra 24 eksi R'ye 9. Bak şurası 9. Şunda şu eş üçgende Alfanın karşısı 9 alfanın karşısı. Burada 9'dur. E bunun tamamı R değil miydi? Evet R dediğimizde 15 ya. Hocam bunun tamamı R. Bunun tamamı 15 ise o zaman şuradaki uzunluğa ne kaldı? 6 kaldı diyebiliriz. Ya da bak burası 12 ya. 9, 12, 15'ten. Hocam burası da 12. Şöyle tamamı 9 12 15'ten buraya 3 kaldı diyebiliriz. E burası 3 kaldı. Burası da 3 olduğundan 3 3 daha kaç yaptı? Cevap 6 yaptı. Yani 4. soruyu böylelikle Denizli bulduk. Evet kusura bakmayın tekrardan şu 21'i unutmuşuz. Bazen oluyor. Evet 4. soruyu Denizli bulduk. Geldik 5. soruya. Çemberler birbirine değdiğinde ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. E hocam burası 90 yani sırtı da 90. E burası da 90 sırtı da 90. Şimdi neler verilmiş bana? E, F 2 vermiş. Çemberlerde e, eş daha mi yoksa? Bakalım. Yarı çapı. Ha birinin yarı çapı. Birinin, O1 merkezlerinin yarı çapı. O2 merkezlerinin yarı çapından bir fazladır. Yani ben buraya R dersem. Şurası R artı 1'miş. R artı 1. E burası da R artı 1. E o zaman burada bir Pisagor bağıntısı var. Burası toplamda 2R artı 1 yaptı. 2R artı 1'in karesi eşittir. R, R artı 1'in karesi artı R artı 2'nin karesi olduğu işlem işlem işlem. Arkadaş dik kenarlarda bir fazla var. Dik kenarlarda bir fazla olan üçgen nedir? Büyük ihtimalle 3, 4, 5 üçgendir. Acaba burası 3 mü? Şurası 3, burası 4 mü? Yo burası daha fazla. Hocam burası 4, burası 3 mü? O zaman burası 5 yapıyor mu? Buranın 4 olması için R2 yazalım. R yerine 2 yazarsam 3 yapar. R yerine 2 yazarsam 2, 4, 5 yapar. Evet R2 oldu arkadaşım. Alan ABC'de isteniliyor bizden. O zaman burası 3 ise burası da 3. Toplamda şurası kaç yaptı? 6 yaptı. Buraya 6 yazdık. Sonra başka ne var burada? Hocam r 2 bulduk. Burası da 2. Toplamda kaç oldu? Burası 4, 2 daha 6. O zaman alt tarafta 6. Şimdi başka bir şey daha verilmiş burada. D noktasının O1 da dairesinin en kısa uzaklığı 2. D'nin buna en kısa uzaklığı 2. En kısa uzaklık deyince ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle merkeze kadar geliyorduk. En kısası işte tam olarak burası diyor. E ben burada bunun yarı çapını kaç buldum? 3 buldum. Hocam şurası da 3 ya. E buradaki uzunluk zaten kaçtı? 3 birim değil miydi? Evet. 3, 5, 3, 4, 5, 3 kenardan burası 4 çıkar. E burası da 4 o zaman. 6 burası, 10 burası. O zaman dikdörtgenin alanında kaç yaptı? 6 çarpı 10'dan 60'a eşit oldu. Yani cevap E diremit oldu 5. soruda. Geldik 6. soruya. Sözel bir soru. Sözel soruyu yukarıda yapalım. Şöyle yukarıdaki boşlukta. Bir kenar uzunluğu 12 kök 3 birim olan ABC eşkenar üçgeni çiziniz. Tamam hemen eşkenar üçgeni şöyle çizdim. Kenar uzunluğu da ne verilmiş? 12 kök 3 olarak verilmiş. Eyvallah aklımızda 12 kök 3. Üçgenin iç çemberi AB kenarında D noktasında. Evet ABC diyelim. İç çemberini de şöyle çizelim. İç çemberi AB kenarında D noktasında. AC kenarında da E noktasında teğetmiş. AD ve AE teğet olacak bir şekilde. AD ve AE teğet olacak şekilde bir daire çizildiğinde üçgenin iç teğet çemberinde de teğet oluyormuş. Oo, hem buna hem de buna teğet çizdiğimizde böyle bir teğetlik de çıkıyormuş burada. E tamam çıktı. En son çizilen çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar ilk önce şu iç t -t çemberin merkezini düşünelim. E, Eşkenar üçgende iç t -t çemberin merkezi aynı zamanda açıortayların kesim noktası demek zaten. E, orası yüksekliklerin kesim noktasıydı. Kenar ortayların kesim noktasıydı değil mi? E o zaman ben buradan bir, bir yükseklik çizdiğim zaman iç işte çemberin merkezinden geçer. Hatta burada da bir yükseklik çizdiğinde iç işte çemberin merkezinden geçer mi? Geçer. Hatta merkezde teğet çektikten o tam D noktasına denk gelir. Hatta şurada da çizsek arkadaşlar işte çemberin merkezi açı ortayları kesim noktası yani yüksekliklerin kesim noktasıdır. 30-30 burası da 90 derece olur mu? Olur. 30'ları şöyle bir yerleştirelim. E hocam burası 60 burası da 60 oldu. Tamamı 12 kök ise burası 6 kök 3 burası da 6 kökü oldu mu? Oldu. 60'ı karşı 6 kökü 30'u karşı köküçe bölünmüş hali 6 yapar. Yani ben buradaki dairenin yarı çapını ya yani işte çemberin yarı çapını 6 buldum. 30'un karşısı 6 ise burası da 12 çıkar hatta. E o zaman burası 6 ise burası da 6 burası da 6. Şimdi çemberler bu açı ortay ya. Bu teğet teğet açı ortaysa merkezden geçmek zorunda. Zaten merkezleri birleştirmiş olduk. Burada bunlar doğrusal olmuş oldu. Peki burası da 6 mı? 6. Sonra dikkat et. Burası ee, burası da 6. Burada da bir 30-60-90 üçgeni var şöyle bakacak olursak. 30'un karşı 6 iken 90'ın karşı 12. Hocam burası 12 olacak. Yani ben buraya bir R dersem. şuraya ne kaldı o zaman arkadaşım? Tamamı bak burası 6 iken şunun tamamı 12 olacak. E bunun tamamı 12 ise 6'sı buradaysa buraya da 6 kaldı. O zaman buraya 6 ekseriye mi kaldı? Evet. Merkez varsa teğet varsa çektik yapsak. E hocam burası da R. 30'u karşı R ise 90'ın karşısı burası 2R olması lazım. Şöyle diyelim. Şurası 2R artı R artı 6. 12 mi olması lazım? Yani 3R'nin kaç olması lazım? Şuraya kadar kısmın 6 olması lazım. O zaman R'yi 2 olarak buluruz. Bizden de zaten bu isteniyor. Yani cevap akçay olur. Geldik 7. soruya. Şekilde bir kartona çizilmiş ABCD paralel kenarı var. Paralel kenarın D köşesini merkez kabul eden C çember yayı pergel çizilmiş. Evet D merkezli bir çember yayı çizilmiş. Şu bizim yarı çapımız değil mi? Evet şu bizim yarı çapımız. Tamam bunun yarı çap olmasına dikkat et. Bir de en etkili silahımızı yarı çap çizmekte. Al sana yarı çap. Çizdik yarı çapı. E, bizden de x uzunluğu isteniyor. Şimdi dörtgen burası dört mü? Dört. CD uzunluğunu kök 57 vermiş. Hocam burası kök 57. E bitti olay. Hocam bu yarı çap. Bu da yarı çap kök 57. E ben burada kosinüs teoreminden x'e ulaşırım. Ya da 120'yi gördüğüm zaman ben ne yaparım? Burası 4 ya. E, buradaki üçgende kosinüs teoremi yapmaktansa 120'nin temel mantığını kullanırım. Hani özel açı mantığını kullanmak dediğimiz şey. Ne yaparım? Hocam hop 60 derecesini kullanırım. Çek buradan bir 90 derece. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 yapar. 60'ı karşısı 2 kök 3 yapar. E burada Pisagor bağıntısı yapalım o zaman. Yani şuraya da bir A diyelim isterseniz. X artı 2'nin karesini açmayla uğraşıyorsunuz. Sonra sıkıntı yaşıyorsunuz. Kök 57'nin karesi. 57 eşittir. 2 kök 3'ün karesi. 12 artı A'nın karesi. Attık buraya kaç çıkıyor? 49 mu çıkıyor? Yok. E, kaç çıkıyor? 36 mı çıkıyor? Bakayım. 5 mi çıkıyor? Dur bakayım kaç çıkıyor? 45 çıkıyor. Ha 45 eşittir Ankara yaptı. A da buradan kök 45 oldu. Yani 3 kök 5 yaptı. Hocam tamamı 3 kök 5 yaptı. Öbür türlü siz x artı 2'nin karesini açıyorsunuz. Çarpanlar ayırma diskriminantı falan giriyorsunuz. Tamamı 3 kök 5 burası da 2 ya. 3 kök 5'ten 2'ye çıkartırsam 2 bu bulur. X'i bulurum. Yani cevap balık esir. Yapar 7. soruda. Geldik 8'e. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir diyorduk. Evet O merkezli bir çember verilmiş. Bir de A merkezli bir çember yayı verilmiş. Hocam çemberler <laughs> birbirine değiyor. Merkezleri birleştirdik. Merkez var teğet var çektik. Merkez var teğet var çektik. Bunları uyguladık. Peki DE'ye 6 vermiş bize. BC'yi de 8 vermiş. BC 8. Aha burası 8. Hocam en etkili silahım bak 6, 8, 13 kere. Burası 10 yaptı. Ve bu arada A merkezinin yarı çapı 10 yaptı? Evet. O zaman burası da 10 yaptı. O zaman bak burası da 10 değil mi? Yarı çaptan dolayı. Evet. Şimdi bunun yarı çapına R diyelim. Dikdörtgen çevresi de 46 demiş. Şuraya R diyelim R diyelim. Şimdi gençler şöyle bir şey. 8 burasıysa burası da 8. 8 8 16. 46'tan çıkartırsak kaç kaldı? 30 kaldı. Şu ikisi de 30 yapacak. O zaman burası 15 mi olacak? Evet. Burası da 15 olacak hatta alt taraf. O zaman buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Şimdi işlem yapacağız. Şurası da 8 diye bulduk. Burası da 15 diye bulduk. Arkadaş şu uzunluğu bulmak istiyorsak dik üçgene karşılık getirmek zorundayız. Ya da kullanmak istiyorsak. E burada bir dik yamuk yok mu? Var. E burada bir dik dörtgen oluşturalım kardeşim şöyle. R iken R. E şuraya kadarki parçası ne kaldı o zaman? Tamamı 15 ya. 15 eksi R'ye kaldı. E tamamı 8 buraya da 8 eksi R'ye kaldı. Yani şurada bir dik üçgen karşımıza çıktı. O dik üçgenin kenarları da şöyle. 10 artı R. 8 eksi R ve burası da 15 eksi R. Arkadaş şundan yola çıkalım. Şununla, şunun arasındaki fark ne? Bununla bunun arasındaki fark hocam 7. Arasında 7 fark olan üçgen. Normalde 10 artı R'nin karesi eşittir. 15 eksi R'nin karesi artı 8 eksi R'nin karesi deyip işlem işlem işlemle sonuca ulaşırız. Ama arasında 7 fark var. 7 fark olan 5, 12, 13 üçgen değil mi? Acaba burası 5 gen burası 12 mi diye bakıyorum. 5 olması için R'nin kaç olması lazım arkadaşım? R'nin 3 olması lazım. R yerine 3 yazdığımızda bak burası 13 yaptı. R yerine 3 yazdığımızda burası da kaç yaptı? 12 yaptı gerçekten. O zaman R'yi kaç bulduk? 3 bulduk. Yani cevap böylelikle denizli çıktı. Hissetmeyi öğrendiniz mi gençler? Bütün kenarlar R cinsinden ya da X cinsinden verildiğinde de hissedebiliyoruz. Kenarlar arasındaki farklı farkı yorumlayarak yapıyoruz burada. Evet 8. soru güzel bir soru. Cevap denizli oldu. Geldik şu soruya. 9. soru. Aa, çok güzel bir soru. Şimdi dikkatli bir şekilde dinle burayı çeyrek daire şeklindeki bir levhanın üzerine kare şeklindeki bir ahçap parça yerleştiriliyor. Bu durumda karenin A ve B köşeleri buraya gelmiş. C ve D köşeleri de yay üzerine gelmiş. Ahşap parçanın tüm yüzeyi levhanın üzerine kalması şartıyla A ve O köşeleri çakıştırıldığında. Bak buradaki cümleye dikkat. Hatta bunu şöyle bir kopyalayıp yapıştırayım ben sana. Çünkü bunun üzerinde ayrı bir işlem yapacağız. Şunun üzerinde ayrı bir işlem yapacağız. Şöyle yan tarafta bir işlemi yapayım. Şunu da şuraya koyayım. Evet sığıyor mu? Sığdığı kadar. Sığdırdık. Şimdi diyor ki bana bunun üzerine diyor yine ahşap şeyi koy ama tüm yüzeyleri çeyrek dairenin üstünde kalsın. Arkadaş tam A köşesi buraya geldiyse bizim 90 derecelik bir şey bu şekilde olamaz. Karayı bu şekilde koyamam. Ya da karayı 90 derece tam şöyle koyamam arkadaşlar. Üzerinde kalması için ne olması lazım? 90 derecenin tam burayla çakışması lazım. Yani karayı bizim şu şekilde koymamız lazım. Bu cümleden onu çıkartıyoruz. O yüzden kareyi nasıl koyacağım arkadaşlar? Kareyi hop geldim şuraya 90 derecenin çeyrek çeyrek dairenin 90 derecesiyle bu bu şekilde kesecek. Yani karemiz bu şekilde olmak zorunda. O zaman A köşesi buradayken A köşesi buraya geldi. O C köşesi de A'nın karşısında olacak ya. Diyor ki bize C köşesinin LK yayına en kısa uzaklığı 10 eksi 4 kök 5 oluyormuş. Bir noktanın bir yaya en kısa uzaklığı nasıl bulunuyordu? Böyle merkezle o noktayı birleştirdiğimizdeki şuradaki parça oluyordu. İşte burası bize 10 eksi 4 kök 5 olarak verilmiş. E şimdi şuradaki ilk şekildeki kareyi kullanalım. Arkadaşlar burada merkez var, kiriş var, çektik. Merkez kiriş çektik yapınca iki eş parçaya böldü mü böldü? Aa, aa karenin bir kenarı 2a oldu. Evet burası 2a, burası 2a, o zaman 2 2 2 kök a, burası 2 kök a oldu. Dikkat et şu bir yarı çap uzunluğu. E burada da yarıçap uzunluğuna gidelim o zaman. Buradaki 2A'yı kullanalım. Hocam burası 90 ya. Burası da 90 ya. Şurada bir dikdörtgen çıktı. Dikdörtgenden dolayı burası daha oldu. Dikdörtgenden dolayı burası daha oldu. 90 derece burası 90 derece burası. A hocam şöyle bir şey çıktı. 90'dan kenar ortaya çizildi. Muhteşem şundan A oldu diyebiliriz. Ya da dik tabanı keş parçaya böldü. O zaman şu ikiz kenar diyebiliriz. İkiz kenar olduğundan dolayı burası 45. Burası 45 oldu. 45 90 ise burası da 45 oldu. A ise burası da A olur diyebiliriz. Karenin bir kenar uzunluğu 2A'ydı. E dikdörtgenden burası da 2A. Benim yarı çapa ulaşmam lazım. En etkili silahım yarı çaptı. Hop yarı çap çizince buraya. Hocam çizdik. Bak yarı çap uzunluğu şu uzunluk. Hatta burada yarı çap uzunluğuna bak bakayım. Yani şu R. R kare ne işte arkadaşlar? A ve 3A'nın kareleri toplama. A kare artı 3A'nın karesi. Yani ona kare yaptı. O zaman R'yi buradan kök 10A olarak buluruz. Evet R dediğimiz kök 10 A. Bak dikkat R kök 10 A'ya eşit. Aynı zamanda ne eşit arkadaşlar? Buna eşit. 2 kök 2 A artı 10 eksi 4 kök 5'e eşit. O zaman bunu attık öbür tarafa. Kök 10 A eksi. Bunlar en de yarı çap olduğundan birbirine eşit. Kök 10 A eksi 2 kök 2 A. Şuraya A yazmayı unuttuk. 2 kök 2 A eşittir. 10 eksi 4 kök 5. İşte A parantezini alıp böyle ee, kök 10 eksi 2 kök 2 deyip sonra bölü olarak geçirebiliriz ama bu 10 eksi 4 kök 5 olacak ya hissedelim bence burada a yerine kök 10 yazarsam kök 10 ile kök 10'un çarpımı 10 yapıyor a yerine kök 10 yazdığımda burası ne yapıyor? 2 kök 20 yapıyor. 2 kök 20 de neye eşit? Bu 2 kök 5'e eşit ya. 4 kök 5'e eşit oluyor. O zaman burası 10. Burası da 4 kök 5. Eksi 4 kök 5 oluyor mu? Oluyor. Yani a'yı kök 10 olarak bulduk. Arkadaş a kök 10'sa karenin bir kenarı kaç çıktı o zaman? 2 kök 10 çıktı. Bizden karenin alanı isteniyor. Alan da iki kök onun karesi olur. Ve cevap böylelikle 40 çıkar. Gerçekten bu da çok güzel bir soru arkadaşlar. Yani burada gerçekten hoş bir soru. Zor bir soru mu? Aslına baktığın zaman zor bir soru değil. Yapılabilecek bir soru ama şuna bir yıldız gerekir mi? Gerçekten gerekir. Valla bu testte de çok hoş sorularla karşılaştık. E son test hakkını biraz versin isterseniz. Dokuzuncu soru böylelikle kaç balık eser çıkar? Geldik onuncu soruya. Şimdi burada bir uzunluk isteniliyor bizden. Uzunluk istenildiğinde ne yapıyorduk? Hocam dik üçgen. Dik üçgen yapamıyorum. Çap falan verilmemiş. Merkez teğet çektik. Merkez kiriş çektik yapamıyorum. O zaman dik üçgenden yapamıyorsak nereden yapıyoruz? Benzerlik. Benzerlik için açıya dalmak lazımdı. Hocam burada teğetlik var ya teğet kiriş açıya dalalım. Alfaysa yay, iki alfa ise gördüğü ya 2 alfa. 2 alfa ise burası da alfa oldu. 2 alfayı sileyim. Hocam birer açılara eşit olan üçgen çıktı. Yani şu üçgenle büyük üçgende birer açılara eşit. E ortak açı var mı? Var. En sevdiğimiz kalıp bak burası. Alfa karaladığım üçüncü açı burası çift çizgi. Alfa karaladığım üçüncü açı burası da çift çizgi olmak zorunda. İki üçgen benzer oldu. Ve benzerlik alfanın karşısı 4 bölü alfanın karşısı 8. 4 bölü 8 kolay bir benzerlik var kafadan da yapabiliriz. Devam edelim. Hocam burada karadım açının karşısı x bölü karadım açının karşısı 14 deyip de sonuca ulaşır mıyız? Evet. Yani x'i kaç buluruz? 7 buluruz. Ya da kafadan. Hocam alfanın karşısı 4 böyle alfanın karşısı 8 ya. 1'e 2 oran var. O zaman karada başının karşısı x ve karada karşısı 14. 1'e 2 orandan direkt 7 diye cevaba ulaşırız. Yani 10. soru böylelikle balık eseri yaptı. Ve geldik kara soruya. Şimdi ne demiş bakalım soruda. Şekil 1'de AB çaplı yarım daire BC boyunca katlandığında şekil 2 elde ediliyor. Katlamışız böyle. Sonra 6-9 verilmiş. K noktasının BC'ye göre simetriği L demiş. K'nın BC'ye göre simetriği. He, tamam katlamada bu ne demiş? K'nın BC'ye göre simetriği bu. O zaman katlamada L noktası buraya mı gelmiş demek? E, o zaman L noktası buraya geldiyse ya da direkt simetriden de gidebiliriz. Hocam bu bunun simetriği ise eğer şurası 90 derece ve şunlar birbirine eşit olur mu? Olur. E ne yapacağız burada? Burada bir de şuna bakacağız. Dikkat edeceğiz. Hocam burada e, dik tabanı keş parçaya böldü. Aklımıza ne gelir? Dik tabanı keş parçaya bölünce aklımıza ikiz kenar gelir. Aklımıza gelen başımıza gelsin. Hop şunu çizdik. Bunu çizdikten sonra hocam dik tabanı keş parçaya böldü ya. İkiz kenar 9 sa o zaman burası 9 yapar. Benden ne isteniyor? aley uzunluğu. Aa, şu uzunluğu. Hocam bu çap değil mi? Evet. AB çaplı yarım daire diyordu. Çapı gören çevre açı 90 derece olur. O zaman 9, 15. Ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgeninden 12 yapar cevap. Ya hocam sanki kara soruya yakışmadı mı? Daha da bir kara soru yapalım mı seninle birlikte? Hadi sana bir şey olsun. Soruyu şöyle bir değiştireyim. Tamam böyleyken kara soru oldu mu? Çok kara soruya yakışmamış. Tam kara soruya çevireyim ben sana soruyu. Soru da şöyle bir şey olsun. Tamam soruyu şöyle çevirelim istersen. Bir de sana ödev. Şimdi uğraş. Birlikte çeviriyoruz. İşte yarım çember katlandığında şöyle şekil 2 elde edilmiş. Ee, şekil elde edildiğinde şunu da silelim isterseniz. Şekil 2 elde ediliyor diyor ya. İşte L K'ya geliyor diyelim bir de. L K'ya geliyor. Tamam mı? katlandığında LK'ya geliyor. Buna göre AL uzunluğu değil de hani şuradaki uzunlukta olmasın. BC uzunluğu nedir diye sorusun. Hadi bakalım. Şimdi buna göre uğraş. Tam kara soru olsun. Tam kara soru böyleyken daha güzel olur arkadaşlar. Bu şekildeyken bir uğraş sana ödev. Bakalım cevap ne çıkacak. Ben şimdi çözüyorum. Evet şu uzunluk yok. E, katlandığında hatta LK'ya geliyor diye bir şey de demeyelim istersen. Sadece BC uzunluğu nedir diye sorulsun. K noktasının BC göre simetriği L falan da denilmesi. Tamam. Şuradaki uzunluk da yok. Peki şimdi ne yapacağız? Arkadaş bu katlamaya katlamayı açacağız. Şimdi burada katlamayı açtığımız zaman K noktası var mı elimde? Var. Çünkü buradan BK uzunluğu vermiş. BK uzunluğunu kullanacağım. Katlandığında o zaman K noktası buraya gelsin diyelim böyle. Tamam. E bu ne demek? K noktası buraya geldi ya. Aslında burada şu uzunluk oldu. Şöyle bir şey olmuş oldu. Ee, ne derler ya da bunu çizmemize de gerek yok K noktası buraya geldi tamam E o zaman burada katlamada üst üste binen kenarlar Birbirine eşit üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi Evet ama kenar yok e, Bu yay buraya geldi ama 9'da kullanmam lazım O zaman şunu da şöyle çizsem Şurada da katlamadan dolayı 9'da üst üste binmiyor mu Biniyor yani burası ne oldu o zaman 9 oldu Üst üste binen açılar bak burada da birbirine eşit oldu Eyvallah Şimdi bu açıların eşitliğini kullanacağız Bak burası yokmuş gibi düşün e hocam burası alfaysa burası da alfa. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. E ben bu yayların eşitliğini nasıl kullanacağım şimdi? Bak 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 dikkat. Şu şu kirişleri çizecek olursam eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşitti. Yaylar eşitse o zaman bu kirişler de birbirine eşit değil midir? Evet. E sonra ne yapacağım burada? E şimdi burada bir katlama yapmıştık. Bu nokta buraya gelmişti. O zaman bu katlamadan dolayı şu kenarda aslında şu kenarda katlamadan bunun üstüne gelmez mi böyle? Evet. Yani burası da ne olacak o zaman? Çift çizgi olacak. Hocam bak şurada bir dik üçgen çıktı. Niye? Çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı. Şurası 90 derece oldu. Bir de burada bir x kenarlık çıktı. E x kenarda tabanda mevcut insan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. 3, 3 yapar. E burada h kare eşittir. P çarpı k 3 çarpı 12'den 3 çarpı 12'den 36'dan h'ı buradan 6 buluruz. E h6 ise benden ne isteniyordu? Şuradaki x uzunluğu. Soruyu değiştirmiştik. Bu x uzunluğu isteniyordu. E o zaman burada bir pisagor. Hocam burası 6. Şurası toplamda kaç? Toplamda 12. 6, 12, 6 kök 5 yapar. Sanki bu şekilde kara soru daha güzel bir şekilde oldu. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar bu katlamalarda şu kenar uzunluğu olduğu için katlamada kenar uzunluğunu gösterdim. Açıların eşitliğini gösterdim. Sonra yaylar eşit oldu. Yayların eşit olması şunların eşit olması anlamında. Bir de katlamada Bunların eşitliği de hala daha işime yaramadı. Katlamada bu kenar buraya denk geliyor aslında. Üst üste gelen kenarlar birleşti ya katlamadan dolayı. O yüzden burası da eşit oldu. Şurada ikiz kenarlık çıktı ve sonrasında da soru çok güzel bir şekilde çıktı. Evet kara soruyu bu şekilde değiştirelim. Bu şekilde daha da kara soru haline gelmiş oldu. Bir önceki kara soru böyle K soru oldu. Ama bu tam bir kara soru oldu. Evet gençler böylelikle bu şekilde Çemberde uzunluğu da hallettik mi hallettik. Sırada ne var? Çemberde çevre var. Bir sonraki videoda çemberde çevre testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.